Merhaba, ben Umut Almaç, koruma uzmanı inşaat mühendisiyim. Bu bölümde sizlere önce kâgir yapılar hakkında genel bilgiler sunacağım. Sonrasında kâgir yapılarda görülen hasarlara bakacağız ve nihayetinde hasarları onarmak için neler yapabiliriz konusuyla sunumu tamamlamaya çalışacağım. Türk Dil Kurumu'nun genel Türkçe sözlüğünde kâgir kelimesi taş ve tuğladan yapılan anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen yapıları kısaca kâgir yapılar olarak adlandırıyoruz. Kâgir yapılar yığma yapım tekniğinde inşa edilirler. Kâgir yapılarda taşıyıcı sistemin birincil elemanları duvarlar ve döşemelerdir. Çatı ve döşeme yükleri yığma duvarlara aktarılır. Duvarlardan temele iletilen yükler ise nihayetinde zemine ulaştırılır. Kâgir duvarlar farklı örgü tipleri kullanılarak inşa edilebilirler. Monoz taş örgü, kabayonu taş örgü, kesme taş örgü, tuğla örgü, tuğla ve taşın birlikte kullanıldığı almaşık duvar örgüsü sıklıkla karşılaşılan örgü tipleridir. Taş ve tuğla birimler bağlayıcı harç kullanılarak bir araya getirilirler. Örgü içinde kullanılan taş ve tuğla ve bağlayıcı harcın mekanik özellikleri, taş veya tuğla birimlerin boyutları, yapımda tercih edilen örgü biçimi, tuğla veya ahşap atıların varlığı duvarların mekanik özelliklerini doğrudan etkiler. İç mekanları birbirinden ayıran duvarlar bazı yapılarda ahşap karkas olabilir. Tarihi konutlarda genellikle ahşap veya volta döşeme sistemi kullanılmıştır. 20. yüzyıl kâgir yapılarında betonarme döşeme sistemi de görülebilir. Yapının yapım dönemine ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak tuğla veya taş tonozlarda karşımıza çıkabilir. İsterseniz şimdi kâgir yapılara ilişkin genel bilgilere bir nokta koyup yapılarda görülen hasarlara ve hasar nedenlerine geçelim. Tarihi yapılarda hasarlara neden olan etkenler, iç nedenler ve dış nedenler olarak iki ana başlık altında toplanabilir. İç nedenler, binanın ilk yapımından kaynaklanan sorunlarla ilişkilidir. Tasarım hataları, kötü işçilik, yanlış malzeme seçimi, uygun olmayan detayların kullanılması yapılarda hasarlara neden olan iç nedenlere örnek gösterilebilir. Dış nedenler ise iki başlık altında değerlendirilebilir. Fiziksel faktörler, kimyasal faktörler, botanik faktörler ve doğal afetler doğal nedenler başlığı altındadır. Fiziksel faktörler UV ışınları, sıcaklık değişimi, nem oranı, rüzgar, ıslanma ve kuruma, donma ve çözünme çevrimleri ile ilişkili etkileri kapsamaktadır. Kimyasal faktörler yapı malzemeleri ve doğal ortam karakterine bağlı olarak kimyasal etkenleri ifade eder. Botanik faktörler özellikle köklü bitkilerin yapılara verdiği zararlarla ilişkilidir. Doğal afet tanımı içinde ise deprem, toprak kayması, sel ve küresel iklim değişikliğine bağlı ekstrem koşullar bulunmaktadır. Dış nedenlerin ikinci başlığı insan ile ilişkili etkenlerdir ve bunlar çok farklı biçimde karşımıza çıkmaktadır. Yapıların terk edilmesi veya düzenli bakım onarım uygulamalarının gerçekleştirilmemesi, dolayısıyla yapıların ihmal edilmesi, yapıların uygun olmayan işlevlerle kullanılmaları, kullanıcı müdahaleleri, burada özellikle yapısal müdahaleler önemlidir. Niteliksiz onarımlar, proje kapsamında veya projesiz biçimde hem koruma yaklaşımı açısından hem de müdahalede kullanılan malzeme ve teknikler açısından uygun olmayan müdahaleler bu kapsamdadır. Yakın çevredeki bayındırlık ve inşaat faaliyetleri ki son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız hasar nedenlerinden biri budur. Savaş ve çatışma ortamı yine özellikle son dönemde yakın coğrafyamızda önemli etkenlerden biridir. Vandalizm, trafik, burada esasında trafiğin neden olduğu titreşim, doğrudan fiziksel darbe ve hava kirliliği anlaşılmalıdır. Ve son olarak yine son dönemde tartışılan koruma ve kentleşme politikaları ve yasalarındaki çelişkiler tarihi yapılarda hasarlara neden olmaktadır. Peki hasarlar nasıl ve hangi biçimlerde karşımıza çıkıyorlar? İsterseniz sınırlı sayıdaki örnek üzerinden kâgir yapılarda görülen hasarlardan bazılarına hep birlikte bakalım. Dış koşullara ve doğal malzeme karakterine bağlı olarak yapı malzemelerinde bozulmalar. Kâgir duvar örgüsünde bağlayıcı harcın ayrışması, zemin oturması, depremler veya yükün konsantre etkimesi gibi farklı sebeplerle ortaya çıkan çatlaklar, duvarlarda kesit kayıpları, delikler ve oyuklar, duvarların düşeyden sapması veya dönmesi, çok katmanlı duvarlarda çekirdek bölümünde boşlukların oluşması veya duvar katmanlarının birbirinden ayrılması, duvardaki hatıların veya duvar döşeme arasındaki berkitme elemanlarının yok olması, farklı nedenlerle ahşap malzemede mekanik özelliklerin yitirilmesi ve buna bağlı olarak döşemelerde ortaya çıkan deformasyon ve hasarlar, tonoz örtünün yatay etkisi nedeniyle tonoz ve duvarlarda çatlaklar, çatı örtüsündeki hasarlara bağlı olarak yağmur suyunun penetrasyonu ve bu nedenle yapılardaki mevcut hasarların büyümesi sık gördüğümüz problemlerdir. Şimdi burada hasarlar konusuna bir nokta koyalım. Hasarların ortaya çıkmaması için neler yapabiliriz? Hasarlı yapıların onarımında müdahaleler nelerdir konusunda konuşalım. Özellikle kullanıcı müdahalesi olarak değerlendirebileceğimiz, özgün pencere ve kapı açıklıklarının değiştirilmesi, kâgir duvarlarda yeni açıklıkların oluşturulması, ahşap döşemelerin kaldırılıp yerlerine betonarme döşeme imal edilmesi, yapıya kat eklenmesi, mevcut kâgir duvarların kaldırılması veya döşeme üzerinde yeni duvarların örülmesi gibi özgün taşıyıcı sistemi doğrudan etkileyen, taşıyıcı sistemi zedeleyen, yapının özgün yük akışına müdahale eden her türlü müdahaleden kaçınılması gerekmektedir. Derz onarımları, enjeksiyon, dikiş, çemberleme, gergi ve kuşak kullanımı, duvar döşeme arasındaki bağlantıların arttırılması, bütünleme reentegrasyon, malzemede, strüktürde veya zeminde sağlamlaştırma, taşıyıcı sistemde güçlendirme, kısmi rekonstrüksiyon gibi müdahaleler sıklıkla kullanılan restorasyon uygulamalarıdır. Bu müdahalelerin hedefi, bozulmuş ve hasarlı yapısal elemanların onarımı ve mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi, özellikle duvarlarda sürekliliğin tekrar kazandırılmasıdır. Müdahaleler özgünlük, estetik bütünlük, geriye döndürülebilirlik, etkinlik, ayırt edilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Önerilerin minimum müdahale, maksimum etki çerçevesinde yapılmasına dikkat edilmelidir. Müdahalelerde geleneksel ya da modern yöntemlerin kullanımı hakkındaki karar her yapının özel durumuna göre verilir. Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda modern yöntemler de kullanılabilir. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, kullanıcı müdahaleleri yapıları çoğu zaman zedeler. Bu nedenle özellikle kullanıcıların kültür varlıklarının koruma bilinçlerinin geliştirilmesi önemlidir. Bakım ve basit onarımlar küçük bütçelerle kısa süreler içinde gerçekleştirilebilen, hasarların ortaya çıkmasını bir anlamda engelleyen son derece kritik koruma uygulamalarıdır. Müdahaleler her zaman bir miktar özgünlük kaybına neden olur. Bu nedenle büyük bütçeli ve uzun süren kapsamlı restorasyon uygulamaları yerine yapıların periyodik olarak izlenmeleri ve tespit edilen problemlerin minimum müdahale çerçevesinde özgün malzeme ve tekniklere de saygı duyularak çözülmesi uygun bir yaklaşımdır. Her yapının kendine özgü koşulları vardır. Onarımlarda etkili müdahale kararlarının alınabilmesi için söz konusu hasar nedenlerinin doğru biçimde tespit edilmesi gereklidir. Bu çerçevede onarım önerilerinin geliştirilmesi sürecinde mutlaka koruma uzmanı inşaat mühendislerinden görüş alınmalıdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.